Kanal yayından hoş geldiniz. Umarım gününüz iyi geçiyordur veya iyi geçmiştir. Çünkü piyasada işler iyi değil. FTX salgını bulaşıyor ve büyümeye devam ediyor gibi gözüküyor. Gelin bakalım piyasada neler oluyor. Grayscale'ın fonu var ki bu tarihin en büyük Bitcoin fonu. Bununla ilgili şüpheler var ki bu patlarsa FTX'in esamesi bunun yanında okunmaz bile. Sizinle paylaşacağım birkaç önemli veri var direkt videoya geçelim. Düşüşlere ve çöküşlere dayanan şans kaplumbağası 3 aylık ama stresten geldiği hale bakın. Beğeni bırakanlara iyi şanslar diliyor ve bizim de zamanımız bir gün elbet gelecek diyor. Endişelenmeyin gelecek ama bu yakın zamanda mı bilmiyorum. Çünkü bir takım sıkıntılar var. Grayscale şirketi en büyük bitcoin fonunun sahibi. Grayscale bitcoin fonu çoğunlukla kurumsal yatırımcılardan dolar toplar ve bu kaynakla doğrudan bitcoin alır. Aslında bu fona sahip olanlar direkt Bitcoin almış olmuyorlar ama şirket almış oluyor ve Bitcoin'e aslında tamamıyla yatırım yapmış oluyorlar. Peki insanlar neden direkt gidip Bitcoin'in kendisini almıyorlar? Şirket kullanıyorlar. Fona yatırım yapıyorlar. Bunun iki sebebi var. Birincisi vergi avantajları, ikincisi böyle bilinmez bir ortamda sorumluluğu bir şirkete veriyorlar. Hem hacklenme gibi olayların önüne geçiyorsun hem de bu fon yasal bir fon olduğu için bir şekilde kaybederlerse bir sıkıntı olurlarsa sana bunu yine borçlu oluyorlar. Ve bu arada bir sürü fonları var ve bu fonların toplam piyasa değerleri çok yüksek. Şimdi geldik önemli bir yere. Biliyorsunuz bütün borsalar kasadaki kaynaklarını açıkladıkları Proof of Reserve diye bir şey başlattılar. Bazıları borç alıp SS alıp insanlara gösterse de. İnsanlar Grayscale'ın fonu içinde bunu sordular. Sizin rezervleriniz nerede? Bizimle paylaşın da bilelim. Grayscale'ın cevabına gelmeden önce insanların bunu neden sorguladığını anlatayım. İnsanlar bu devasa fon hakkında endişeliler. Normalde bir bitcoin eşittir 1000 Grayscale fon payı. 1000 adet fon payına sahip olduğunuz zaman bir bitcoininiz oluyor. Ama fonun fiyatı şu an %50 indirimli bitcoin satıyor. Şu an gidip bu fondan aldığınız zaman aslında 9000 dolardan Bitcoin'e yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu aslında bir takım sıkıntıların olduğunu ve özellikle kurumsal talepten Bitcoin'e çok talep gelmediğini gösterir. Problem şuradaki Grayscale Proof of Reserve yani fon kanıtını açıklamayı reddetti. Biz sıkıntı da değiliz bize güvenin dedi. Bitcoin'lerimiz Amerika'da halka açık borsa olan Coinbase'de biz diğer şirketler gibi değiliz bize güvenin dedi. İyi haberlere geçmeden önce daha durun yeni başladık. FTX. FTX ilk 50 alıcısına 3.1 milyar dolar borçlu. Bu alacaklarını, daha doğrusu alamayacaklarını alamayan projeler sıkıntıya girecekler. Bakın borçlu olduğu yerler burası. 200 küsür milyon dolardan başlıyor. Bu şirketlerin hepsi anonim kalmayı tercih ettiler. Mantıklı olan da buydu. İnsanlar bu şirketleri görürlerse bu şirketlerle herhangi bir bağlantıları varsa direkt paralarını ne olduğunu hiç önemsemeden, olayın arka yüzüne de bakmadan çekeller ve bank run yaşanabilir. Bu şirketlerin durumları iyi bile olsa bu parayı geri alamamak onların iflas edeceği anlamına gelmese bile insanlar panikleyip satabilir ve dediğim gibi bank run yaşanabilir. Bu yüzden gördüğünüz üzere şirketlerin isimleri yok. Hepsi anonim kalmayı tercih ettiler. Maalesef FTX salgın diyorlar. FTX salgını paniği devam ediyor. Başka şirketlere de yayılıyor. Kripto yatırımcısı olmak hiç stresli değil. Evet devam ediyoruz. Çökmüş FTX geçtiğimiz günlerde bir de üstüne hacklendi ve 477 milyon dolar çalındı. Rakama bakın. Burayı doğru izleyin çünkü doğru bilinen yanlışlar var. Bu 477 milyon dolarlık hacklenmenin ardında Bahamalar hükümeti var dendi. Sen paraları cepliyor dendi. Hayır bu değil. Şirket çalışanlarından biri dendi. Ve kurtarma ekibinden biri dendi. Ve büyük ihtimalle doğru olan bu. Kısacası, kısa ve orta vadede durum pek iç açıcı gözükmüyor. Hacklenmeler, en sıkıntılı olanlardan biri FTX'in ismini bilmediğimiz büyük şirketlere borcunu geri ödeyememesi ve bunun o şirketlerde ki bunlardan muhtemelen birkaçı borsalar o şirketlerde sıkıntı yaratması, Grayscale'ın rezervlerin açıklamayı reddetmesi ve sıkıntıda olma ihtimali. Ama uzun vade için iyi haberlerin, hatta kanıtlarım, verilerim var. Pantera Bitcoin 65 bin dolarken ilk kripto fonu çıkaran, ilk olmasa da ilk kripto fonlarından birini çıkaran şirket. CEO'ları 140 milyon dolarlık daha Bitcoin aldıklarını söyledi. E düşük Bitcoin dip seviyelerine yakın e uzun vadeli yatırımcılar buradan almayacaklar da nereden alacaklar? Ben de alıyorum ve bir yıl önce ne söylüyorsam geçerli. Hala bu durumda bile Bitcoin için 100 bin dolar hiç zor bir hedef değil. Neden 100 bin dolar ve üzeri kolay bir hedef? Neden Pantera ve benzeri şirketler Bitcoin alıyorlar bu seviyelerden? Bir sonraki Bitcoin halvingini yani yarılanmanın Nisan 2024'te gerçekleşmesi bekleniyor. Madencilik ödülü blok başına 6.25 Bitcoin'den blok başına 3.125 Bitcoin'e düşecek. İtkin piyasalar hipotezine göre hepimiz halvingin yaşanacağını biliyorsak o zaman bu şimdi fiyatlanmak zorunda. Etkin piyasalar hipotezine göre herkesin sahip olduğu bilgi direkt o an fiyatlara yansır. Ve direkt tüm bilgiler fiyata yansıdığından fiyatların herhangi bir zamanda ne yönde değişeceğini evdeki bilgileri kullanarak tahmin edemezsiniz diyor. Bu hipotez. Çünkü zaten fiyatlandı. Ama ben buna tamamıyla katılmıyorum. Bu hipoteze göre diyebiliriz ki Bitcoin'in halving için fiyatlanması bu. Warren Buffett'a bu dogmayı soruyorlar. O da bu dogmaya evet genellikle Piyasalar etkindir. Evet bu hipotez genellikle doğrudur. Ama bu genellikle her zaman arasında bence 80 milyar dolarlık fark var diyor. Yani herkesin bir şeyi bildiğini düşünsek bile bu ortada kazanılacak bir ton para olmadığı anlamına gelmez. Bu cümleyi Pantera CEO'su söylüyor. Anlamadıysanız Bitcoin'in neden yükseleceğini düşündüğümü tane tane verilerle işleyeceğim. Yıllar boyunca gördük ki Bitcoin için halving yani yarılanma çok önemli bir olay. Ve bunun gerçekleşmesi yıllar alıyor. 4 yılda bir. Bu ekranda gördüğünüz halving döngüleri ve burası Bitcoin fiyatının bir sonraki halving projeksiyonu. Tarihte ortalama olarak halvingin tam etkisi yaklaşık 2.6 yıl sürüyor. Almak için şimdi iyi bir zaman bence. Ben sadece kamera karşısında konuşan biriyim. Araştırmanızı yapın. İyi bir zaman çünkü tarihte bu veri bizi hiç yanıltmamış, hiç değişmemiş. Eğer geçmişe bakarsak ve ileriye doğru projeksiyon yaparsak ki ilk üçte bu hiç şaşırtmadı, hiç şaşmadı. Dördüncü halvingde de şaşmazsa yılbaşında bitcoin fiyatı dip yapacak. Bakın burası öncekilere bakın ve yeni yılın başından itibaren yükselmeye başlayacak. 2024 yani Halving'e kadar ufak bir rally ve Halving yaşandıktan sonra devasa bir rally. Bollinger bantları da iyice sıkıştı. Bu dediğimi doğruluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? <laughs> Volatilite gelmek üzere. Neden böyle oluyor peki? Çok basit aslında. Warren Buffett'ın dediği gibi. Herkesin bildiği basit şeylerde bile benim için milyar dolarlık fırsatlar yatıyor. Ne dedim neden halvingle hep bu şekilde döngüler yaşanıyor ve halvingle beraber bitcoin yükselişe geçiyor? anlatacağım. Bitcoin halving yarılanma demektir. Yükselme sebebi yeni bitcoin arzının ve onları çıkarma madencilik ödülünün yarıya düşmesidir. Adı üzerinde yarılanma. Yani doğal olarak her halving madencilik ödülünü ve arzını yarıladığı için enflasyon oranının düşürür ve doğası gereği bitcoin fiyatını yukarı iter. Bununla birlikte bir de talep fazla olursa işte o zaman rally gelir. Talebin fazla olmaması yükselse de öncekiler kadar tatmin etmeme ihtimali var. Çünkü kötümser bakanlara göre aslında bu dedikleri veri doğru. Daha önceki halvinglere baktığımız zaman dünya hiçbir zaman resesyonda olmamıştı. Şu an Rusya, Ukrayna, küresel enflasyon, küresel resesyon. Birçok sıkıntı var ama unutmayın hiçbir resesyon sonsuza kadar sürmez. Unutmayın dünya tarihinde ortalama resesyon 1 yıldır. Hatta 10 aya kadar indi. Ve unutmayın uzun vadede ekonomi büyür. Çünkü teknolojik gelişim artıyor. Teknolojik gelişimin hızı artıyor. Nüfus artıyor. Dünya her zaman uzun vadede gelişiyor. Ve tüm bunların yanında arzı madencilik ödülü yaralanacak bir varlık var elimizde. Ve bu varlık neredeyse tüm dünya tarafından kabul görüyor. Psikoloji der ki, kötümserler her zaman daha zeki gözükür. Ama tüm finansal araçların geçmişine baktığımız zaman görüyoruz ki uzun vadede hep iyimserler kazanıyor. Umarım video faydalı olmuştur. Kısa vadede realist olmak zorundayım. Endişenizi gideremem. Muhtemelen daha dip gelmedi. Uzun vadeciyseniz bu verilere göre muhtemelen işler sizin için yolunda gidecektir. Elbette neye yatırım yaptığınızı bilmiyorum. Tüm bu analiz Bitcoin'e merkez alınarak yapıldı. Videoyu faydalı bulduysanız beğeni bırakabilirsiniz. Kanala destek olmuş oluyorsunuz. Bunun için teşekkür ederim. Yeni gelen bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak hatta ilk görenlerden biri olmak için mutlaka abone olun ve yandaki zil butonunu tüm gücünüzle tıngırdatın. Beni daha fazla görmek isterseniz Instagram hesabımın yazdıklarımı daha fazla okumak isterseniz ki Twitter hesabıma bakın. Twitter hesabımı takip etmenizi öneririm. Hayatta hiçbir şeyin size kendinize yaptığınız yatırım kadar faydası olmayacak. Bu yüzden kendinize yatırım yapmaya ve kendinize dikkat etmeye devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.